Evet arkadaşlar, bu bölümde bir adet vantilatör sökümünü gerçekleştireceğiz. Biraz daha profesyonel görünümlü bir vantilatörümüz var elimizde. Bildiğimiz bir ısıtıcı firmasının üretmiş olduğu iyonizerli bir vantilatör, soğuk buharlı. Şimdi şeklen bir inceliyoruz söküm işlemine başlamadan önce. Bize kadavra olarak geldi. Bilim için arkadaşlar feda ettiklerini söylediler. Gördüğünüz gibi sadece pervanesi kırık ve kumandası yok. Üst taraf bildiğimiz standart vantilatör pervanesi, motor kısmı, ön kapağı. Burada soğuk havanın ya da buharın yayıldığı kısım var. Şu hortum kanalıyla buradaki hazneden soğuk buhar da buradan gelip pervanenin önüne geliyor. Oradan da rüzgar vasıtasıyla yayılıyor. Aşağı kısma geldiğimiz zaman hareketli, gördüğünüz gibi tekerlekli bir sistem yapmışlar. Çünkü ağır bir sistem. İçinde su varken taşınması, bir yerden bir yere nakledilmesi zor olur. Onun için tekerlekli bir zemin yapmışlar. Tekrar buraya geldiğimiz zaman kontrol paneli, göstergesi ve ayar düğmeleri var burada. Pervane üst kapağını açtıktan sonra altta bir tutma pin vardı. Oradan çektik, kapağı çıkardık arkadaşlar. Şimdi önde şu beyaz kapak var. Bunun da muhtemelen çıkması gerekecek. Bunu nasıl çıkartıyoruz? Bir elimizde pervaneyi tutup bir elimizde bunu dönme yöne, sağ yöne çevirdiğimizde kapağın çıktığını göreceğiz. Bakalım sonra ne işe yarayacak bu. Evet, pervanemiz, şeffaf pervane kısmı çıktı. Şimdi bu bileziği söküyorum. Bunu da normal vida şeklinde çevirdim ve çıkardım ve pervanenin diğer arka kılıfını da almış oldum. Şurada 1, 2, 3, 4 tane vida gördük. Şimdi onları da bir sökelim bakalım. Onlar neyin nesiymiş. Vidaları söktükten sonra 4 vidayı şu köşelerde plastik arka kapağın tırnakları vardı. Oradan ayırdık. İçinin kirliliğini görüyorsunuz. Bunları temizleyip tekrar yerine takacağız arkadaşlar. Söktüğümüz parçaları da buraya diziyoruz. Sırasına uygun bir şekilde. Takarken kolaylık olsun diye. Tozlanmış. Bunlara bir hava tutup şey yapacağız. Bu motorumuz 60 watt, rüzgar gücünün 65 watt olduğunu okudum kılavuzunda. Nemlendirme gücü içinde 35, toplamda 100 watt harcayan bir cihazımız. Burada da bir küçük motorumuz daha var. Bunun da sağa sola 75 derece açıyla üfleme görevini yapsın diye pervaneyi çeviren mekanizmamız bu. Onu da yakından görelim. Gördüğünüz gibi burada bu
sağa sola hareket sistemini sağlayan şurada bir pimi yoktu. Düşmüş herhalde. Onun yerine bir vida sıkıştırdık. Şu an sağ sol işlemini de gerçekleştiriyor. Vantilatörümüzü karpuz gibi ikiye ayırdık. Tüm vidaları şu arka tarafında gördüğünüz 1, 2, 3, 4 tane görünen yerlerde var. 3 tane de şu ayak kısmında var. Şimdi bu videolar hazırlamamdaki amaçlardan bir tanesi karşılaşabileceğimiz sıkıntıları göstermekti. Şu an bu amaca ulaştığımı düşünüyorum. Neden derseniz, mesela ne güzel sökmeye başladık, devam ediyoruz. Her şey yolundaydı. Ta ki son ana gelene kadar. Nasıl bir sıkıntıyla karşılaştım? Tüm vidalarımız gördüğünüz üzere yıldız şeklindeydi ve yıldız tornavidayla çok rahat ne yapıyorduk? Söküyorduk. Ama tam sonuna geldik derken firmalar sırf bunlar kişisel olarak sökülmesin diye, herkes sökmesin diye farklı bir vida atmış. Bu da herkesin evinde buna göre bir tornavida yoktur. O kadar emeğimiz boşa gidecekti. Evinizde her türlü takım taklavat yoksa bu tip işlere kalkışmayın. Şimdi bunun düz tornavida ile sökülecek gibi ortası dolu. Ben bunun için bir tane düz tornavidamı feda etmiştim. Bu tip şeylerle karşılaştığım için. Orijinalini almadım. Düz tornavidanın ortasını eğe ile törpüleyerek boşalttım. Ve bu vidayı bu kendi yaptığım tornavida ile söktüm. İkinci bir husus, diyelim ki o da yıldız olsa bile başka bir sıkıntımız daha vardı. Şu gördüğünüz tornavidanın boyu bile şuradaki bir tane vidayı sökmeye yetmedi. Dolayısıyla bundan daha uzun bir tane daha tornavidaya ihtiyacınız olacak. Hem vantilatörümüzü inceleyelim hem de sökme işlemlerini nerede ne yapacağımıza bir karar verelim. Şu buharın çıktığı hortum, burada bir bağlantı yeri var. Bunları buradan sökeceğiz. Bunu buradan ayıracağız arkadaşlar. Burada elektronik kartımız var. Kartın üstünde gördüğünüz gibi siyah vidalar var. Bunları ayıracağız. Şu kablolarımız soketli ise bunları karttan çıkarıp motoru gövdeden ayıracağız arkadaşlar. Burada da iyonizasyon için kullanılan trafo var arkadaşlar. Trafoyu sökeceğiz ve devrenin beslemesi için gerekli olan trafo.
Evet, devrenin kontrol kartı ve göstergeler. Göstergeler gördüğünüz gibi ledlerden oluşuyor. Önce sadece bir etiket yapmışlar. Yazılarını koymuşlar. Daha güzel bir görüntü versin diye. Anakartımız bu arkadaşlar. Ne var? Bir tane röle gördük. Kaç voltlukmuş? 30 volt DC. Sonra burada buzlarımız var, ledler var, butonlar var, transistörlerimiz var, bir tane entegremiz var. Neymiş bunun modeli? Pek bilinen bir şey değil. Ondan sonra alıcı gözümüz var, çünkü kumandalı bir cihazdı. Burası alıcı kısmı. Bunu kullanabiliriz. 5 wattlık 20 ohmluk bir taş direncimiz var. Cam sigortamız var. Kondansatörümüz, bakalım nasıl bir kondansatör, okuyabiliyor muyuz? 35 volt, 470 mikrofarad. Buzerimiz var demiştik zaten. 4001 diyotlarımız var. Elektronik kart bu şekilde. Kötü yanı arkadaşlar, kablolar soketli değil burada. Gördüğünüz gibi direkt devreye lehimlenmiş. Yani motoru gövdeden ayırmak için buradan şu kadar bir lehimi sökmek gerekiyor. 3 oradan, 4 buradan, 7 tane kabloyu, lehimini sökmek gerekiyor. Çünkü zaten motorda gördüğünüz gibi orada ek yerleri kapatılmış üstü. Bir soket sistemi orada da yok. Geldik. Burada bir tane ledimiz var. Muhtemelen mavi leddir. Çünkü su haznesini aydınlatıyor. İyonizer çalıştığı zaman suya mavi görüntüsünü veriyor, ışığı veriyor üstten. Ben bir tane görmüştüm bu şekilde. LED'imiz su haznesini aydınlatıyor. Transformatörümüz burada. İki tane çıkışı var. 40 volt ve 12 volt olmak üzere. Sarıyı kullandığımız zaman 12 volt. Yeşilleri kullandığımız zaman da 40 voltluk bir çıkış elde ediyoruz arkadaşlar. Zaten kondansatörlerde 35 voltluktu. Devrede bu voltajın dolaştığını zaten tahmin edebiliriz bu şekilde. Gördüğünüz gibi şurada giriş kısmı. Enerji girişi şurada. Kablomuz buradan girişini yaptı. Kırmızı uçlarla transformatöre girdi. Sonra buradan hem sürülmek üzere 220 volt direkt şeye gitti. Karta. Muhtemelen röleye bağlanmıştır. Röle işlemci tarafından kontrol edilip motor sürülüyordur arkadaşlar. Burada da iyonizer kısmının kartını görüyoruz arkadaşlar. Burada da bayağı bir diyotumuz var, işe yarayacak şekilde. Yine kondansatörümüz var. Sigortamız var. Şurada bakayım. BU406 diye muhtemelen bir transistördür. Transistörümüz var. Bir fanımız var. İyonize olan suyun herhalde buharını, soğuk buharı üflemesi için. Burada da arkadaşlar nasıl diyeyim size, cihazımızı toplamadan arkadaşlar sizler için atomizasyon kartının çalışmasını görüntülemek istedim. İşin açıkçası ben de hiç görmemiştim. Ben de merak ediyordum.
Bir bardak su kullandık bir miktar. Çünkü atomizasyon kartının çalışması için su gerekli. Suyun olup olmadığını bize bu sensör söylüyor arkadaşlar. Su anahtarı, su seviye anahtarı. Bakın kaldırdığım zaman, bunu sudan çıkardığım zaman iyonizasyonu oluşturan, titreşim oluşturan transdüsörde, yani dönüştürücüde hiçbir hareketlilik yok. Su olduğu zaman titreşimleri siz de görüyorsunuz. Bu kartın adı atomizasyon kartı diye geçiyor arkadaşlar. Burada oluşturan titreşimlerle, ultrasonik ses dalgalarıyla titreştirilen sudan oluşan buhar bu fan vasıtasıyla yukarı doğru üfleniyor. Gördüğünüz gibi suyun titreşimi. Şimdi yaptığımız bir hatayı düzeltmeye çalışacağız arkadaşlar. Komple cihazı sökmeden önce. Ne oldu? Cihazı denemek için bir çalıştırdık. Buharı alttan verdi. Yani muhtemelen bunun nedeni fanı ters bağladık. Yani yukarı doğru üflemesi gerekirken aşağı doğru üfledi, şey yaptı. Komple sökmeden bir çıkaramaz mıyım diye bir şey yaptım, düşündüm. Şunu yukarı doğru biraz kalktırdık. İleri doğru ittirdik. Sonra bunu çekince bu şekilde geldi. İnşallah komple cihazı sökmeden işi düzelteceğiz bakalım. Şimdi bir de öyle deneyelim. Evet, fanın yönünü değiştirince doğru sonucu elde ettik. Buharı yukarı doğru verdik arkadaşlar.